Böylesine güzel bir günde erdemimizi şereflendirmenin nezaketi gösterdiğiniz için hepinize binlerce kere teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Erdemimize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz efendim. Saygıdeğer katılımcılar, çok değerli büyüklerimiz, tabi belediyeciliğin bilgi işi olduğu, birikim işi olduğu, vizyon işi olduğu, artık her sektörde olduğu gibi belediyeciliğin de deneme yanılma metodu olmadığı, gerçekleştirilemeyeceği, belediyeciliğin bir plan, program ve proje dahilinde sürdürülmesi gerektiğinin birçok örneklerini müşahede ediyoruz. Biz belediyecilik yapmaya gayret ederken inanın toplumun her kesiminin düşüncesine başvuruyoruz. Bizim belediyemizde çok nitelikli arkadaşlarımız var. Gerçekten vizyon sahibi, erdemliği geleceğe taşıyacak çok donanımlı arkadaşlarımız var. Fakat biz bunlarla da yetinmeyip kentimizde yaşayan, hatta kentimizin dışında yaşayan insanlarımızın bilgi birikiminden faydalanmaya gayret ediyoruz. Yani yabancıların kolektif akıl dediği ortak aklı meydana getiriyor ve erdemimizi geleceğe en iyi şekilde taşımanın gayretini yaşıyoruz. Zaten bu medya günlerinin altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de o. Sizin gibi değerli gazeteci dostlarımızı, dünyadaki gelişmeleri çok iyi gözlemleyen, Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri ayak uydurmasıyla alakalı kafa patlatan siz değerli gazetecileri dostlarımızı Erdemli'mize davet ettik ki hem Erdemli'nin meselelerine kafa yoralım, hem Erdemli'yi daha da mükemmele taşıyalım, hem de medya mensuplarımızın problemlerini, çalışma şartlarını iyileştirmesi noktasında ekonomik ve sosyal problemlerini bir çalışça da bir bilgi haline getirip inşallah ilerleyen gereken yerlere bir lobi faaliyeti oluşturalım diye düşündük. Sizler de Erdemli'mize şeref verdiniz. İnşallah bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu programı geleneksel hale getireceğiz. Daha da genişleterek, daha da büyüterek inşallah hem medya mensuplarımızın problemlerine çözüm noktası bulacağız, hem de Erdemli'mizin daha da yaşanabilir olması adına, daha da mükemmel bir yere gelmesi adına inşallah çok ciddi gayretlerimiz olacak. Çünkü biz hala Erdemli'mizin istenilen yerde, istenilen standartta olduğunu asla düşünmüyoruz. Çünkü dünyada hızlı bir değişim hamlesinin olduğu muhakkak, hızlı bir gelişimin olduğu muhakkak. Zaten bu değişime ve gelişmeye ayak uyduramayanların tarih sahnesinden bir silindiklerini görüyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın hak ettiği hizmet seviyesini, hak ettiği hizmet kalitesini mutlaka yakalamak mecburiyetindeyiz. İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir yolumuz. Biliyorum. Neden biliyor musunuz? Her zaman savunduğum bir tezdir bu. Her zaman da söylemişimdir. Yerel medyaya emek verenler, o bölgenin sorunlarını merkeze ileten emekçilerdir. Zor koşullar altında. Arabası yoktur. Belki kamerası bile ödünç alınmıştır bir yerden. Ses cihazını bile bir arkadaşından istemiştir. Zor bela röportaj için randevu almıştır veya o haber için o gitmesi gereken yere ulaşmıştır ama yapar onu ve yollar. Şimdi ilk başta lütuf olarak bahşedilir ama sonrasında kadınlar o geldikleri pozisyonlarda, gerçekten bileklerin hakkıyla geldikleri pozisyonlarda çok büyük başarılar elde edildiğinde bir süre sonra bunların bir lütuf olmadığı, gerçekten zaten orada da olmaları gerektiği anlaşılır. Bu yüzden kadınlar aslında çok büyük görev düşüyor. Şu anda işte pozitif ayrımcılık nedeniyle belki bir sürü kadın farklı yerlerde çalışma hayatına girebiliyor. Bunun ve sosyal medyanın ve sosyal mecranın fikirlerimizi, angajmanlarımızın arkasında durabilmek için önemli bir mecra olduğu kanaatindeyim. Geçmişte yaşanılan acı tecrübelerden sonra.
burada bizleri ağırladığınız için tekrar teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sevgili Ömür Gedik'le de burada buluşmak geleceğe bir yatırım oldu. Onu kaybetmeyeceğim artık İstanbul'da. Çok kıymetli bir gazeteci her şeyden önce. Tekrar sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Başka programlarda belki buluşuruz. Kim bilir. Hoşçakalın.